Merhaba, efendim ülkemizin yüzlerce hatta binlerce doğal güzelliği, bir o kadar da görkemli tarih eseri var. Tabii bu çok önemli tarihi değerler sadece yer üstünde değil, yer altında da bulunmakta. Hatta ve hatta yer altında bulunan tarihi eserlerin yanında gizemleriyle, hikayeleriyle ve görkemleriyle göz kamaştıran çok önemli yapılar var. Ülkemizde bolca bulunan yeraltı şehirlerinden bahsediyorum. Özellikle Kapadokya bölgesinde bulunan bu muhteşem oluşumlar günümüzde hem gizemini hem de cazibesini korumaya devam ediyor. Efendim sırları ve ihtişamlarıyla Türkiye'nin en önemli yeraltı şehirleriyle karşınızdayım. Tabii bu ilginç konuya geçmeden önce yeraltı şehirlerinin neden ülkemizde bolca bulunduğundan da hemen bir bahsetmek istiyorum. Ülkemizde bulunan Erciyes Hasan Dağı ve Melendiz Dağları'ndan patlayan kızgın lavlar zamanla soğuyup katılaşmaya başlamış. Yüzeyde kalan kaya tabakalarının da alt kısımlarında yumuşak bir tabaka haline gelmiş. Toprağın bu özelliğini keşfeden o dönemki Anadolu insanları da üstteki sert tabakayı delerek yüzeyin altındaki yumuşak kütleyi şekillendirip kendilerini yaşam alanları kurmuşlar. Binlerce yıldan oluşan bu süreç içinde düşman saldırılarından korunmak, ihtiyaçlarını karşılamak, inançlarını yerine getirmek gibi amaçlarla tünelleri birbirine bağlayarak çok katlı şehirler inşa etmişler. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, hatta ve hatta Osmanlı dönemlerinde dahi kullanılan bu şehirlerde insanlar güvenle yaşamışlar. Kiliseler, odalar, ambarlar, tüneller, erzak depoları, hayvanlarını barındırmak için ahırlar, havalandırma bacaları, mutfaklar, mahzenler, yeraltı şehirlerinin içindeki bölmelerde yer almış. İnsanlar bir taraftan yeraltı şehrinin çevresindeki bereketli toprağın da getirisiyle tarımla uğraşırken, diğer taraftan da yine bu kadim şehirlerden çıkıp hayvancılıkla uğraşmışlar. Yeraltı şehirlerinin keşfi ise öyle çok uzak tarihlerde değil. 1960'lı yıllarda olmuş. Bu kısa özetten sonra isterseniz en önemlilerini tek tek inceleyelim. Bahsedeceğim ilk yeraltı şehri Derinkuyu Yeraltı Şehri. Nevşehir'e 29 kilometre uzaklıkta bulunan Derinkuyu'da yeryüzüyle bağlantısı bulunan havalandırma bacalarını aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanmaktaymış. 1965 tarihinde ziyarete açılan Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesinin en büyük yeraltı şehri olarak da biliniyor. 12 kattan oluşan şehrin gezmeye açık olan kat sayısı 8. O dönemde pagan olan Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar Kapadokya'ya gelerek burada saklanmışlar. Bölgedeki diğer yeraltı şehirlerini kuran Hristiyanlarsa girişleri kolayca fark edilmeyecek şekilde yaparak Romalılardan ve onların öfkesinden kurtulmuşlar. Tünellerin giriş çıkışlarında tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler dikkat çekmekte bu arada. İkinci yeraltı şehrimiz ise Kaymaklı'da bulunan Kaymaklı Yeraltı Şehri. Nevşehir'in 20 kilometre güneyindeki Kaymaklı ilçesinde yer alan bu oluşumun tam 8 katı var. İlk katı Hititler tarafından yapılmış. Diğer katları ise Arap-Pers saldırıları sırasında Romalılar ve Bizanslılar tarafından genişletilmiş. 2 kilometreden fazla bir alana yayılan bu yeraltı şehrinin 4 katı temizlenmiş ve aydınlatılmış durumda. Derinkuyu Yeraltı Şehri'nde de görüldüğü gibi saldırıları anında kapıları içeriden kapatabilecek sürgü taşların varlığı da dikkat çekiyor. Bir diğer yeraltı mucizemiz ise Mucur Yeraltı Şehri. Bir işçisinin farkında olmadan içine düştüğü çukurda tesadüfen keşfedilen mekan, bugün Kırşehir'in en önemli kültür değerlerinden Mucur ilçe merkezinde bulunan yeraltı şehri. Ayrıca bu yeraltı şehri 3. yüzyılda kurulmuş. Yerden 7-8 metre derinlikte olan bu şehirde 42 odanın yanı sıra dehlizler,
ahırlar, ibadethaneler ve havalandırma bacaları da bulunmaktaymış. Ayrıca şehrin içinde birbiriyle bağlantılı birçok gizli geçit de var. Diğer yeraltı şehirlerinde olduğu gibi burada da tüneller, kuyular, ambarlar, ahırlar, depo ve ocaklar bulunuyor. 2000 yılından bugüne turizme açık olan yeraltı şehri ziyaretçilerine çok özel anlar yaşatıyor. Saratlı yeraltı şehri ise Aksaray'ın en önemli kültür zenginlikleri arasında gösteriliyor. Şehir 3 ayrı kattan oluşuyor ve Aksaray'a 22 kilometre mesafede bulunuyor. Gel gelelim Ağırnaz Yeraltı Şehri'ne. Öncelikli olarak Ağırnaz adı bazılarınıza tanıdık gelmiştir. Evet, Kayseri'nin bu güzel mahallesi, aynı zamanda tarihimizin önemli siması Mimar Sinan'ın da doğum yeri. Burada bulunan yeraltı şehri ise milattan sonra 1. ve 13. yüzyıllar arası aktif olarak kullanılmış. Bu çok özel yapı bugün Kayseri'nin gezilip görülecek en önemli yerleri arasında bulunmakta. Aydıntepe Yeraltı Şehri ise Bayburt şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunmakta. Hemen hemen 1200 metre uzunluğunda olan yeraltı şehrinin önemli bir kısmı yürüyerek gezilebiliyor. Yakın zamanda keşfedilen bu önemli oluşum aynı zamanda bölgenin ilk yerleşim yerlerinden de birisi. Ve bahsedeceğim son yeraltı şehri ise Dara Antik Kenti. Yukarı Mezopotamya'nın en dikkat çekici antik kentlerinden birisi olan Dara, Mardin'in 30 kilometre güneydoğusundaki Oğuz köyünde bulunuyor. Antik kentin içinde bulunan zindan ve su kanalları ayrıca dikkat çekiyor. Kentin Pers Kralı 3. Darius tarafından kurulduğu, haliyle de ismini oradan aldığı tahmin ediliyor. Bizans İmparatorluğu zamanındaysa doğu sınırını korumak için askeri amaçlı kullanılan kente, tarih boyunca farklı uygarlıklar izlerini bırakmış. Dara için doğunun Efes'i diyenler de var. Efendim bizleri izleyip videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.